Evet arkadaşlar. Bugün hani sizlerden gelen istek üzerine bir sıralama yapmıştık. Sıra pandalara geldi. Pandalarda işte Taranzu ya da Lord Volk Cho işte ya da atıyorum Çen. Lili, Chen gibi karakterleri tek tek irdelemeyeceğiz. Genel olarak panda hikayesinin temeline bakacağız. Nereden geldiler? Oyundaki yerleri ne? Mist of Pandaria la mı ortaya çıktılar? Var mıydı, yok muydu gibi bir sohbet mekaniği oluşturdum kafamda. Bunun üzerine konuşmalar yapacağız arkadaşlar, muhabbetler yapacağız. Fatih burada biliyorsunuz Fato'yu işte ne derler ona? Kendisi anahtar, hediyeler getiren. İşte bardaklarımızı, işte tablomuzu hediye etmişti. Çok sağ olsun. Pandalara dair Eyvallah. bilgi yoğunluğu çok fazla. Başkentimizin Discord'dan bağlanıyor. Umarım bir günde kamerada naçizane. Gelir görürsün. yayınını yaparız. İnşallah. Diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar pandaların orijin noktası bilinmiyor. Yani şöyle bilinmiyor. Panda şu ırktan gelmiştir ya da işte Night Elf'ler gibi trollerden evrilmiştir diyebileceğimiz bir çıkış noktası yok. Ancak tarihçiler der ki Furborg'lardan evrilmiştir. Yani ayı. Takip için teşekkür ederiz. Ayı ırkından yani ayıgillerden gelen bir evrim süreci vardır. Yani biz mesela en kadim ırkı troller olarak biliyoruz ama pandaların hani ne derler? Nereye kadar gittiği, ne kadar eski oldukları ya da evrim süreçlerinin ne kadar eski oldukları bilinmiyor. Wildcat yapımı diye bir söylenti var Ha? ama tam şey değil. Wildcat yapımı diye bir Ha söylenti olabilir var ama ama net işte değil. şu anda henüz hani ortaya çıkmış, açıklanmış net bir bilgi yok. Yani Aynen. oyun içindeki bir bilgi yok. Ben oyun içinden şeyleri biliyorum. Mogu konusu farklı. Geleceğiz. Şimdi şöyle bir görselimizi açalım. Küçük ekran görseli diye vermiştik. Çok kısa. Bu ekrana iyi bakıyoruz arkadaşlar. Bu harita Blizzard tarafından yayınlanmış World of Warcraft'ın daha doğrusu Azeroth'un en eski haritası. Yani troller dönemini gösteriyor. Ben sadece karasal olarak görün diye bunu sizin önünüze koyuyorum. Pandalar bu görselde hani derler ya tabiri caizse haritanın tam ortasında. İlk yerleşimleri tam ortasında. Yani Well of Eternity'nin bulunduğu yerde oldukları kabul edilir. Şimdi ben şu görseli şöyle hafif küçülterek ekranımızın bir köşesinde duracak şekilde sağlayayım. Onu da Eda'nın oraya koyayım. Ben pandalarla ilgili bir planda duruyorum. Chat'imizi açalım, devam edelim. Şimdi yani pandalar arkadaşlar oyunda hep vardı. Ben bunu bu yüzden önünüze koydum ve bunu bu yüzden söyledim. Hani Mist of Pandaria ile birlikte gelmiş bir ırk değil bunlar. Pandalar hep vardı oyunda ve Azeroth'ta ilk etkileşime girdikleri ırklar Night Elf'ler. Doğru muyum Fato? Değil mi? Aynen. Night Elf'ler. Night Elf'lerle uzunca yıllar, hani uzun asırlar boyunca barış içinde yaşıyorlar. Ancak Night Elf'lerin büyü gücüne olan aşırı açlığı ve ne derler ona? Greedy'lik yani açgözlülükleri yüzünden yani kendilerini soyutluyorlar. Hani bir sürülme durumu yok. Kendilerini soyutluyorlar. Bu bize zarar verecek diyorlar. Ve haritanın daha güneyine çekiliyorlar. İleride biz bu araya Pandaria edeceğiz ama henüz hani Sundering olayı, bu kıtaların ayrılması olayı yaşanmadığından dolayı böyle bir şey söylenmiyor. Güneye çekiliyorlar. Ve yıllar içerisinde pandalar kendi krallıklarını kuruyorlar ve barış içinde kendi aralarında yaşıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir problem yok. Yalnız pandaların lore'unu geliştiren şey şu oluyor. Night Elf'lerin büyü gücünü aşırı kullanması, büyü gücünü aşırı kullandığından dolayı Legion'ın ilgisini çekmesi ve Legion'ın dünyaya gelmesi. Şimdi ben bazı görseller hazırladım. Onlarla birlikte bir yürüyelim istiyorum. İzin verirseniz onları size takdim edeyim diyorum. Olur. İstersen sen de gel birlikte izleyelim. Bu hani Emperor Shao'nun hikayesine gelince göstermeyi düşünüyordum ama şu an değindiğim için küçük bir kısmına gireceğim diyorum. Şöyle yapıyorum şimdi haritayı ekranınızı sizin biraz daha böyle büyütüyorum. Şöyle ortalı hale getiriyorum. Telif yememek için de köşelerini bırakıyorum. Tamam mı arkadaşlar?
İlk Panda World of Warcraft 3'teydi. Şimdi yes. Müziği kapatıyorum arkadaşlar. İmparator Shaovao'nun bir hani onun omzunda binen yükün geldiği hikayeyi anlatan bir video serisi var. Onun ilkine izleteceğim şimdi size. Biraz daha büyütebiliyor musun ekranı? Full yapacaksın değil mi ekranı? Şu an full zaten. Full değil, İyi yarıda ya. Yakalıyor da o yüzden. Hayır, dediğim gibi bebeğim hem telif yemeyelim. Ha, okey. Şimdi Shaovao'nun gördüğü vision, yani gördüğü görü hakkında hazırlanmış bir video. Ben size bunun bir yandan da simultane çeviri yaparak ilerlemeye çalışacağım. 10.000 yıl önce bütün Azeroth kıtası birdi. And it is said that all the rivers in the world flowed to one magical place. Ve derler ki bütün bir, yani bütün nehirler, akarsular, şunlar bunlar tek bir yere akardı ki Well of Eternity'den bahsediyor. Gücün hani toplandığı, suyun toplandığı yer. Çok durdurarak gitmeyeceğim. This kötü olduğuna kadar. Was the ancient empire of Pandaria, nestled in the most fertile of river valleys at the far end of the world. Pandaria'nın içinden bahsediyor. The last emperor. Şimdi son imparatordan bahsediyor, pandaların imparatorunun. Taç giyme töreni, yani bu da kral tacı gibi düşünmeyin. Bu düşen ne derler ona? Kuşak onun. Kuşak var. Şey, tacı. The wealth of the great Pandaren Empire was his to command. Ya şey, önemlisiz. Yani. Şimdi burası önemli arkadaşlar. By consulting with the great Jinyu elders. It was said that the Jinyu could talk to the rivers. Şimdi durdurma ihtiyacı duyuyorum. Takip için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bütün panda imparatorları bu Jinyu denen yarı balık adama gider ve gelecekleri hakkında ne derler? Fal baktırır. Bilgi alırlar. Ve hani yollarına devam ederlerdi. Shaovao'ya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreç geliyor. Ancak Shaovao kötü şeyler bekliyor arkadaşlar. The great water speaker closed his eyes and listened to the rivers. Hani suya bakarak falına bakıyor. İmparator hani uzunca bir hayat, mutlu bir imparatorluk falan öyle şeyler bekliyor. Ancak öyle bir şey gelmiyor. The wise old Jinyu saw a far away land. Hani uzak diyarlarda, elf diyarlarında. Kibirleri yüzünden bir ateş çukuru görüyor ve yani demonların gelişini görüyor. Numberless demons were about to pour forth onto Azeroth, rending the land, corrupting all they touched. Even if the demons were defeated, the world would be forever broken. Yani düşmanlar, yani düşman yenilse bile dünya sonuna kadar bozulmuş bir şekilde olacak diyor. Hani ki burada Sundering'den bahsediyor, kıtaların ayrılmasından bahsediyor. Emperor Shao Hao watched in disbelief as the genie duyduklarına inanamadı. What did you see? Shao Hao asked. Long life? Prosperous realm? But the future held neither for the last emperor of the Pandaren. Hani sadece son imparator olduğunu görüyor ve ondan sonra da yani imparator geleceğini. If he was to save his land and his people, he would be called to do something great. He would embark on an epic journey. He would sacrifice all that he was. This is his story. Şimdi sonlarında da şey dedi, hani büyük bir fedakarlık yapmak zorunda, büyük bir ne derler, kahramanlık yapmak zorunda, halkını kurtarmak istiyorsa şayet diye bitirdi cümlesini. Arkadaşlar, buna girmemin sebebi şu, buradaki korkuyu görelim istedim. Çünkü Shaovao korkuyor. Neden korkuyor? Yani bunlar hani uzak diyarlarda kendi başlarına mutlu mesut yaşayan ırklı, ne oldu bunlara birden? Şu oldu arkadaşlar, ta bu geçmiş dönemlerden
ne derler? Titanlar Azeroth'taki Old God varlığını hissediyor ve Azeroth'a ne derler ona? Hani istilalar yapmaya başlıyor. Old God'ları yok etmek üzere. Bu alt kısımda şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Haritayı biraz daha büyüteyim sizin şeyinize. Görünüzü arkadaşlar. Şu alt kısımda Pandaria'nın bulunduğu yer. Burada arkadaşlar Old God Yşeraz var. Yşeraz var. Adı çok doğru telaffuz edemeyebilirim. Yşeraz var. Ve buraya geliyor Titanlar Yşeraz'ı durdurmak için bir savaş başlatıyor. Ve Mogu dedikleri bir ırkı yaratıyorlar. Earth'ın bir temelli bir ırk. Yani topraktan ve demirden yapılan bir ırk. Bunları kullanarak ne derler? Yaşar Ağacı durduruyor. Ama Yaşar Ağacı ölürken son bir nefesini hani ne derler? Breath atıyor. Hani ejderha nefesi gibi düşünün. Nefesini atıyor ve bu alt bölgedeki ileride Pandaria diyeceğimiz bölgenin tamamına kendi ne derler? Virüsünü yaymış oluyor. Ve Yaşar Ağacı da birazcık tanıyalım. Yaşar Ağacı da arkadaşlar aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sizin duygularınıza göre güçlenen ya da zayıflayan, sizin içinizdeki güce göre size hükmedebilen ya da edemeyen bir varlık şeyinde esnasında. Ve bu son üfleme olayını gördükten sonra Titanlar buna nazaran diyor ki hatta bu Old God'ları öldürmek problem. Ki ileride Katun ve Yogg-Saron'u bu yüzden öldürmüyorlar. Her öldürülen Old God Azeroth'a zarar veriyor. Azeroth'a niye zarar vermekten çekiniyorlar? Çünkü bir Titan ruhu yaşıyor içerisinde. O farklı bir konu. Ama Yaşar Ağacı da tamamen öldürmeden kalbini bir... evet abi Old God. Kalbini bir sandığa kapatıyorlar ve bir yere saklıyorlar. Bu olay bu az önce izlediğiniz videodan önce gerçekleşiyor. Bu videoda görülen o korkunun Emperor Shaovao'nun korkma temelini altını oluşturan ana sebep. Yani ben bu yüzden o videoyu size önce gösterdim. Şimdi şöyle bağlayacağım olayı. Daha sonra artık Titan'ların işi bittikten sonra Mogular burada kalıyor ve hani yaşamaya başlıyorlar. Herhangi de bir sıkıntı yaşamıyorlar bir süre pandalarla. Ancak diğer hani ölmemiş olan Old God'lar ne derler savaşa devam ediyor. Katun'un ordusu var burada. Katun'un ordusu da hani Kiraj ya da Kiraji denilen bir ırk var arkadaşlar. Bu Mantitler, Pandaria Expansion'ı oynayan arkadaşlar bilirler. Mantitler bu bölgeye doğru gelmeye başlıyor. Mogular bir savunma hattı oluşturuyor ve bu savunma hattını oluşturmak için de pandaları esir olarak kullanmaya başlıyorlar. Hani bir arkadaş ya bir müttefik gibi değil de köle olarak kullanmaya başlıyorlar. Hatta bu Pandaria'da böyle büyük Çin seti gibi bir set vardır, duvar vardır. O duvarı pandalara yaptırıyorlar zorla kölelik şeklinde yani kölelik vasıtasıyla. Şimdi buradan biraz Monklu'a değineceğim. Biliyorsunuz pandalarla birlikte gelen en büyük şey adını siz söyleyin. Klas sınıf Monk'tu. Monkluğun temeli de bu köleliğe dayanıyor. Tuk abi ne anlatıyorsun? Pandaları anlatıyorum dostum. Hoş geldin. Mogular köle oldukları için bu arkadaşlara hiçbir silah kullanma izni vermiyor. Anladın mı? Bunlar da yani ilk ayaklanan pandanın adı neydi? Foto hatırlıyor musun? Kang. Kang isimli bir panda ayaklanıyor ve tamamen kendi iç gücünü kullanarak savaşmaya başlıyor. Vücudunu silah olarak eğitmeye başlıyor kendini. Hani hani kung fu felsefesi. Aynen kung fu. Selama. Aşalanore. Sabahattin abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Ve ilk ayaklanmaya başlıyor. Kendisi gibi hani isyan edecek pandaları da eğitiyor. Bir şekilde ayaklanma sonuç veriyor. Chi, evet Chi o olaya gireceğim. Hani iç güç diyeyim dedim. Pandaları da ayaklandırdıktan sonra hani kendi şeyini ne derler ona? İmparatorluklarını kuruyorlar ki ne derler? Emperor Shaovao'nun da imparatorluğu buradadır. Şimdi ben şuradan Alt-Z'den kapatayım. Benim ekranımdaki haritadan göreceksiniz. Bu Jade Forest ve
Kunlai Summit, yani Summit zirvesi denilen yerde daha çok pandalar toplanıyor. Diğer taraflarda mantit ve mogu üstünlüğü boy gösteriyor. Moguşanların olayına daha henüz girmeyeceğim. Şimdi biraz daha Emperor'la devam edelim istiyorum. Şimdi ikincisi neydi? Şüphe miydi Fato? Shaovava'nın. Aynen. Şüphe videosunu izleyelim arkadaşlar. Geliyor değil mi ekranınıza? Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle biraz daha büyüteyim. Şu an ekranıma var sanki. The horrible vision of the sundering weighed heavily on Emperor Shao Hao. Hani gördüğü görüden işte ürküyor, hani çözüm bulacak. Gidecek. Cold and alone, he ascended Mount Neverest. Mount Neverest'e gidiyor bu ara. Everest Dağı'na gitmiyor yani. Bu Jade Serpent, yeşim ejderiyle konuşmak için, ki yeşim ejderinden şey alacak, bilgi alacak. Bilgelik istiyor. Countless demons will soon pour over Azeroth. Sayısız iblis Azeroth'a gelecek. Ne yapmalıyım diye soruyor. The Jade Serpent answered, "Seek out the heart of Pandaria, for the answer lies within." Şimdi burada gayet bilmeceli bir şey söylüyor Jade Dragon'u, yani yeşim dragonu ejderi. Şöyle diyor, hani Pandaria'nın kalbini ara. Hani onun altında bütün cevaplarını bulacaksın gibi bilmeceli bir cevap veriyor, hani ne yapmalıyım sorusuna. Emotions cloud you, said the serpent. Free yourself of these burdens. Let the land be your teacher. Ya nasıl bulurum diyor. O da diyor ki toprak senin öğretmenin olacak, öğreticin, yol göstericin olacak diyor. Ama imparator anlamadı diyor. Hani ne demek istediğini anlamadı. He sulked back to his home in the Jade Forest. Jade Forest'ta evine doğru giderken eski arkadaşı Monkey King, yani maymun kralı görüyor. Biraz yakınıyor kendi krallığı hakkında. Relax, said the Monkey King. We are in. Maymun kralı da rahatla. Birlikte daha üstesinden geliriz diyor. The four winds began to howl. Ve hani esrarengiz bir rüzgar alıyor, maymun kralı uzaklara götürmeye başlıyor ve gülümsüyor yani maymun kral bu sırada. Yani kaderinle savaşamazsın diyor, diyerek uçtu gitti böyle gülerek. İmparator da arkasından, ben bunu yalnız başıma başaramam diyor. Peşin peşleyecek zaten, muhabbet oraya bağlanıyor. In a terrible dark energy, a shaw of doubt. Ve şimdi burada bir ara vermek istiyorum arkadaşlar. Shaw of doubt'tan bahsediyor. Yani neden buna ne derler? Şüphe şahısı diyorlar. Az önce size söylemek istediğim şey buydu. Şöyle beni görmeseniz de olur, önemli değil. Kendinden şüphe ettiği için içindeki şüphenin şahsıyla karşı karşıya kalıyor imparator burada. Kendinden şüphe ettiği durum ne? Hani yanındaki maymun kral uçtu gitti ya. Aha. Maymun kralsız bir şey başaramayacağım, halkımı kurtaramayacağım korkusuna kapıldığı için içindeki şüphe şahsı ortaya çıkıyor. The more the emperor struggled, the more he weakened. The Shah would surely overtake him. Then Shao Hao remembered the wisdom of the Jade Serpent. Ve yani yeşim ejderinin söylediğini hatırlıyor. Ve toprağa bakıyor cevap için. The bamboo of the Jade Forest was also Jade Forest'ın bambularına bakıyor korkmuş bir şekilde. Rigid against the gale broke under its force. But the reeds that bent with the wind endured the storm and prospered in the rain. Shao Hao realized the lesson of the reed, and when he turned his back to the Shah, suddenly
all his doubts vanished. Hani kendisine olan şüphesini yeniyor. Kendine güvenini getiriyor ve ışığa kayboluyor. The four winds carried the laughing monkey king over the valley and through the wilds. The emperor's faith led him onward to save his friend and to stop the terrible sundering the water speaker had foreseen. Ve arkadaşını kurtarmak ve hani sundering'le başına gelecek felaketleri önlemek amacıyla ne derler? Ha? Koşmaya başlıyor Maymun Kralı'nın arkasından. Bundan sonra ne geliyordu Fato? Despair mı Fear mı? Despair'di galiba. Despair geliyorum lazım. Sonra Fear, sonra Anger. En son Sundering geliyor değil mi? Hmm. Zaten 7 tane şah var. 4 tane var. Doubt, Despair, Fear, Anger. Yanlış mı biliyorum? Ha, şeyler falan da var ya. Violent, Hatred. Pride. Onlar daha en küçük son şeyler ya hani. He tabi en temelde 4. Hikayenin. With the wind at his back, Xiao Hao ran. But in aydınlandım şu an diyor. Aydınlanacaksın oğlum, onun için bu yayınları yapıyor. Into the dense and untamed swamps of the Krasarang Wilds. No! The emperor cried out. Şimdi biz çok birebir çevreye gerek yok. Biraz muhabbetle ilerletebiliriz. Bu videoları da YouTube'dan illaki bulabilirsiniz. Hani doubt, fear, despair diyoruz. Despair buradaki kastı kendisine olan güveni. Kayboluyor yine güvenle alakalı ama asıl şey şu. Çaresiz hissediyor. Despair'in tam Türkçe karşılığı bu. Çaresizlik. Hani hani ben burada kaldım, aynen umutsuzluğa kapılıyor. Hiçbir şey yapamayacağım şeklinde falan filan gibi. Ki bu Crane de Monk oynayan arkadaşlar iyi bilirler. My kingdom, Xiao Hao cried. It is hopeless. Your friend is not lost, the Crane replied. You are. Diyor ki hani kaybolan senin arkadaşın diyor, sen kayboldun diyor. Yani bu Crane ne Türkçesi o hayvanın adı? He saw the great tree growing in the middle of the swamp. The branches reached for the heavens. Sturna. Sturna, Sturna ha. Mesela buradaki ağacı örnek alıyor kendisine. Shao. Hani bu bataklığın içinde bile ayakta durabildiğinden, bunu örnek alarak kendisinden bu çaresizliğinden kurtuluyor. Arkadaşlar Eda ne dedi biliyor musunuz Crane'e? Köstebek dedi. At. At at. At var. Kömüş ya o. Of ya. Eduş eduş. Olabilitesi var arkadaşlar. Ne alaka? Köstebekler. Ve çaresizliğinde yeniyor. Ben imparatorum, bu toprakları kurtaracağım diyor. Ve korku şahsıyla karşılaşmak üzere bir sonraki macerasına geçiyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok da durdurmuyorum. Ben izlememiştim bu sinematikleri hiç. İzlememiş miydin? Çok. Ama senden eski zaten. Mi geçtik? Evet. Hoş geldin abi. The Monkey King's laughter on the wind. Shao hala Maymun Kralı'nın gülüşünü duyuyor ve hani o ne derler, gülme sesini takip ediyor. Az önce bahsettim ya, Çin Seddi gibi bir duvar yapıyorlar Pandaria'da, gördünüz. Onun üstüne geliyor. Şimdi o duvarın arkasında ne varlar dedim? Mantitler var dedim. Moguların ve pandaların ortak düşmanı. Ve o topraklara geçmeye korkuyor. Hani yani korkunun şahsıyla da bu yüzden karşılaşıyor. Looking into the wastes, he saw a great black ox. Just follow your feet. Şurada kısa bir durduracağım videoyu. Fark ettiyseniz
Jade Serpent'ı gördük, Ox'u gördük, Crane'i gördük. Birazdan da White Tiger'ı göreceğiz. Hani bu Pandaria'daki bu hayvan şeyleri vardı ya, figürleri. Bize hikayede rehberlik yapan. Onların hepsi zamanında imparatora rehberlik yapan ruhlar. They will know the way. Shao Hao descended the wall and crept through the strange realm. To the emperor, it was a waking nightmare. His feet led the way. Soon, he heard a dreadful sound. Three vile mantid warriors argued how they would split up and devour their prize. The mantid warriorlar ya, hani böcek diyelim onlara. Shao Hao was paralyzed with terror. The insidious Shaw of Fear held him in place. Ve şu anda karşılaştığı şey korkunun şahısı arkadaşlar. The voice of the ox came to Shao Hao saying, "You must not let your fear control you, my emperor. You must control your fear." Shao Hao looked once again to the land for answers. The great Kaipari trees. Ve bütün cevaplarını hani topraktan alıyor. Toprak derken hani ne derler? Yeryüzü imgelerinden, simgelerinden, görülerinden alıyor. Shao Hao found his answer. I will not be paralyzed by fear, the emperor proclaimed. Yani korku tarafından durdurulmayacağım diyor ve Shao Hao hurled his weight against the nearest tree, and giant globs of sap rained down from above. And now it was the mantid who were held fast as they struggled against the sap. Hani ağacın o şeylerini düşürüyor, yapışkan şeylerini ve arkadaşını kurtarıyor. As they fled, the Monkey King was overwhelmed by doubt. Emperor, we cannot do this alone, he cried. You should create an army to crush the mantid once and for all. Free of his doubts and master of his fears, the Emperor was more confident than ever. Şimdi hani şu an İmparator Shao Hao hem korkusunu hem şüphesini hem de çaresizliğini yenmiş durumda. Son izleyeceğimiz şeyde de nefretini yenecek arkadaşlar. En zor bence. Gel bebeğim. Sen izlemek istemiyor musun? İzliyorum ya köşeden. The last emperor of Pandaria faced a terrible fortune. A burning legion set to tear the world asunder. He had cast away his doubt, despair and fear. Yani şüphesini, çaresizliğini ve korkusunu yendi. Aslında burada hani Anger ile karşılaşacağını bilerek ilerlemiyor. Sadece Legion'ı yani o iblisleri durdurmak için bir ordu istiyor. The 100 greatest warriors of Pandaria perfected their arts under the watchful eye of the White Tiger. The spirit of strength. Aynen doğru söylüyorsun abi. Sabahattin abi niye öyle söylüyorsun ya? Gayet iyi bir bence yani. Şey, Panda'nın kendi içindeki doğru. Ama pandalar her zaman var. Çok eski bir yer. Sadece geçmiyor. Canlar yazmamışlar. Bak şimdi arkadaşlar Pandaria döneminde oyunu satın alanlar bu cümleyi çok sık duydular. Why do you fight? Why do we fight? Yani ne için savaşıyorsun? Ne için savaşıyoruz? Ve Legion'a karşı durmak isteyen İmparator Shao Hao bir ordu toplamaya geldiğinde ona bu beyaz kaplan şu soruyu soruyor. Ne için savaşacaksın? O da diyor ki iblisleri yok etmek için, bana karşı duracak düşmanlarımı yok etmek için diyor. O da diyor ki böyle bir sebep olamaz diyor. Korkusu olduğun belli ama. Yüküm vardı. Take this staff.
ve ona bir tane zopa veriyor böyle zopa. Ve diyor ki benim askerlerimden bir kişiye vurabilirsen diyor ordu senindir diyor. Ve direkt üstlerine saldırıyor. But the warriors easily dodged his every blow. Furious, Shao Hao roared. Ve giderek sinirleniyor Shao. The sum of all his rage, the Shao of anger burst forth. The emperor fumed and broke the staff over his knee. Violence and hatred erupted. Ve o içindeki şiddet ve nefret duygusu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve White Tiger da diyor ki henüz liderlik etmek için hazır değilsin diyor. Ve bu seni zayıf yapar diyor. Shao Hao faced the darkness he had created. As one, the Shah struck out. Ve Shah, yani kendi içindeki nefretini ortaya çıkardığı Shah ona tam saldırdığında bir Shadow Pan askeri önüne atlıyor ve Shao Hao'nun hayatını kurtarıyor. Unharmed, the shape of a mighty warrior lay broken at his feet. A warrior who had paid the ultimate price to save his emperor. Ve burada imparator hani olayı anlıyor, ne için dövüşmesi gerektiğini. My rage exacted a heavy toll, the emperor said. A single sacrifice has shown me the power of fellowship, of love, of peace. Ve yani barış için, sevgi için ve hani memleket için savaşmaya karar verdiği an bu an oluyor işte arkadaşlar imparatorun. For home and family, Shao Hao replied. For the people I protect. For them, bence de duygusal bir şey var. Yani ve zaten Shah'ın olayı o zaten. Hani bütün duygularınıza cevap veriyor olması. White Tiger. Relieved at last of all his burdens, the emperor rose. Come, Monkey King. We must go to the heart of Pandaria before all is lost. As the emperor and his friends set out, the skies grew black, for the time of the sundering had come. Ve hani sundering dediğimiz o kıtaların bölünmesi başlayacak ki Legion'ın şimşeklerinde görüyorsunuz. Son videoyu da izleyelim. Bunları vermezsem olmaz arkadaşlar. Yapmayalım. Hani kızmayın bana. Çünkü gerçekten hikayenin, özellikle wow, panda hikayesinin temel taşları bu görseller. Ben ticari olduğunu düşünmüyorum. Bu dünyada da zaten hep masumlara zarar veriyor. Evet, kesinlikle. Shadow Ban Shavaş'ın aynen öyle abi, ben de. Ve Legion gelmeye başlıyor arkadaşlar. Pembe yaprağı, iyi dikkat edin. And so Shao Hao came to the heart of the land, the sacred veil within the center of his empire. Teşekkür ederiz takip için. The emperor radiated enlightenment. Hani artık bütün şeylerini, hani o kendisini geride bırakabilecek ya da geri tutabilecek duygularını yenmiş bir şekilde hani halkın yanına gidiyor, hani Pandaria'nın kalbine gidiyor, ancak bir görüyor ki Legion istilası başlamış durumda. Önemli değil abi ya zaten. The end of the world had come and they cried out for the emperor to save them. İmparatorlarına kendilerini kurtarması için yalvardılar. Shao Hao declared, stay calm. Focus your minds and together we will. Aklınızı kaçırmayın, sakin olun. Yapacağım, hepiniz yapacağım diyor. Did not understand. As Shao Hao gazed upon their faces, he saw the burdens that he had overcome.
Ve kendisinin üstünden geldiği hani o yükleri, korkuyu, çaresizliği, güvensizliği halkının gözlerinde görmeye başlıyor. Ki hatta kimisi kızıyor bile. Yani diyor ki benim halkımın bunu öğrenmesi için şu an zaman yok diyor. Yani benim öğrendiğim şeyleri öğrenmesi için diyor. My people need time. Ve halkımın zamanı ihtiyacı var. And in that moment, the emperor recalled the lesson of the jade serpent. Ve yeşil mejderinin söylediği şeyi aklına geliyor. Pandaria'nın kalbini lies within. As Shao reflected on his journey, he looked to the land and saw a single blossom in the wind. İşte az önceki pembe yaprak. No matter the burdens I faced, he thought, the land kendi provided guidance, but the truest answers always came from within. Kendi mi lan? Kendi. And then it became clear. I was to have a long life and a prosperous realm. But I am more than just emperor. I now know what I must do. For I am the heart of Pandaria. But I am the heart of Pandaria. People of Pandaria, Shao Hao proclaimed, you are not yet ready to face the storm that hani, comes for henüz you. Hazır değilsiniz şu anda gelen fırtına için. Cannot stop it. Ve bunu durduramam tek başıma. You will weather this storm and many more. For I will give you the time. Yani size yapabileceğim en güzel şey, en tek şey, size zaman vereceğim diyor. Yani öğrenmek için. And then the last emperor of Pandaria sacrificed all that he was. Kendisini feda ediyor. And all that he would be. And gave his final breath to become one with the land. Yani toprakla bir olacak şekilde kendi nefesini Pandaria'nın üzerine salıyor. Ve bütün Pandaria'yı hani o mist kaplıyor. Yani sis, duman kaplıyor. Duman. Çok güzel hikaye bence. Hikaye çok güzel. Ve o kıtaların ayrılması sırasında hayır kendileri hani bu kopuyor bu Pandaria bölümü. Bölgesi. Ayrı bir şekilde dumanların, sisin altında uzun yıllar herhangi bir şeyin tehlikesinde olmadan yaşıyor. Bu Kung Fu Panda izlemiştiniz değil mi? Hı-hı. Hani orada boş parçömene bakıyor ya güç içinde bir. Yaprağa bakınca aynı o şey geldi. Zaten daha sonraları da bu şey Pandaria'daki krallar, Mogul kralları falan içinde çok büyük çatışmalar çıkacak, bir şeyler olacak. Orada da yine işte boş şey yolluyorlar. Kasa, volt yolluyorlar. Onu açıyor, bakıyor böyle. İçi bomboş. Ya çok büyük aslında derin mesajlar veriyor pandalar. Evet ve işte doğru, yanlışsam güzel Fatih. Bu olayla birlikte pandalar artık sadece kendilerini korumak ve ailelerini korumak, işte vatanlarını korumak üzere savaşmaya karar veriyorlar. Ve dünya üzerinde olan hiçbir şeye karışmama yemin ediyorlar. Aynen, hiçbir yere gitmiyorlar. Zaten her yer dumanlı, hiçbir yer görünmüyor ya. Hı hı. Bu işte Liu Lang'in şeye, nedir adı, adventure'lara, maceralara katılma isteği, şevki de burada başlıyor. Daha sonraki yıllarda. Bu görsel merak kalsın. Ediyor çünkü dünyanın etrafı. Pandaria ayrı bir şekilde duruyor ve şu anda dünyadan gizli. Peki gizliliğini nasıl koruyor? Az önce imparator gitti, bir gruptan yardım istedi, ordu istedi. Bir bu orduya Shadow Pan dedik. Shadow Pan denilen ve gücünü tamamen Pandaria'dan alan bir oluşum var arkadaşlar ve bu şey, yani oluşuma girebilmek hem çok zor hem de savaşçıları inanılmaz güçlü. Bu ne derler, askeri oluşum kendisini Pandaria'nın korumasına alıyor. Şimdi ben bu şeye nereden girdim? Şu neden girdim? Şuradan dolayı giriyorum. Taranzu denilen bir karakter var.
Ve bu biz Pandaria'yı keşfettiğimizde, Horde ve Alliance olarak Pandaria'yı keşfettiğimizde hem Horde'u hem de Alliance'ı pek ne derler, iyi karşılamasa da karşılayan bir karakter. İlk karşımıza çıkan karakterdi. Ve bizim karşımıza çıkma sebebi de şu, görevi Şah'ı bastırmak. Yani tamam, dışarıdaki tehditlere karşı korumak ama görevi, asıl görevi Şah olgusunu bastırmak Taranzu'nun ve Shadowpan'ın. Neden böyle bir şey istiyorlar? Çünkü o topraklarını korumak istiyorlar. Hayır, korumak istiyorlar. Bir anlamda Utku, biz Pandaria'dakilere, normalde o savunuculara, Shadowpan'dakilere, Pandaria'nın Druid'lere diyebilir miyiz? Diyemezsin pek. Druidizm gibi değil çünkü. Çünkü Druid'ler Wildcard'lardan oluyor ya. Evet da, ama Druidizm'deki o doğayla birliktelik, doğayla iç içelik yok burada. Bu biraz daha kendi iç barışınla alakalı bir şey. Çiğim abi. Inner peace. Aynen öyle abi. Horde ve Alliance birlikteliğinde savaşlarını da getirdi bu kıtaya. Okay. Savaşlarını da getirdiği için Shah'ın uyanması için çok güzel bir fırsat ortaya çıktı. Çünkü birbirinden nefret eden, sevdiklerini kaybeden, artık savaşın sona ermeyeceği için çaresizliğe düşen birçok Shah'ı uyandırabilecek duygu bu kıtaya gelmiş oldu. Okay. Ve hatta bu Taranzu denilen karakterde artık o kadar çok kızıyor ki Horde ve Alliance, hatta bir savaş çıkıyor. Bu Yeşim Ejderi'nin heykeli falan yıkılıyor Şah'ın gücü yüzünden. O kadar güçlü Şah'ı ortaya çıkarttırıyorlar. Kendi nefretine bile yenik düşüyor Taranzu. Hatta bir dungeon'da gidiyoruz Taranzu'yu kurtarıyoruz kendi içerisindeki Şah'dan. Çok güzel mesajlar veriyor ya. Anlatabildim mi? Başarılı. Ve devam eden süreçte Pandaria'da artık biz de Horde ve Alliance olarak ne derler ona, varlığımızı oturtmaya başlıyoruz. Ve bu panda kardeşlerden monkluğu öğrenmeye başlıyoruz. Yani keşişlik öğretisini yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Ve diğer ırkların monk sınıfı oynayabilmesinin sebebi de buna dayanıyor. Zamanla Moglar artık geri o eski şeyini, ne derler, gücünü, kudretini geri kazanmak istiyorlar. Bu sırada Zandalar da güçlenme çabası içerisinde ve ne derler, mutualist olarak, hani karşılıklı fayda kazan kazan ilişkisi güdecek şekilde Leishen'i uyandırmaya karar veriyorlar. Leishen de eski bir Mogu kralı. Thunder King diye geçiyor, yıldırımlara hükmeden bir Mogu kralı. Zamanında Titanlar bu Yaşar Az denilen Old God'ı yensin diye gönderilmiş bir adam. Mogu. Zandalarlar biz buradayken, yani biz Mist of Pandaria expansion'ını oynarken geliyor ve Leishen'i uyandırıyorlar. Ve Taranzu'yu burada tekrar görüyoruz. Biz Horde ve Alliance olarak yavaş yavaş yolumuzu Leishen'e doğru yaparken oynayanlar hatırlar. Jaina ve Lord Temar Teron muydu? Lord Temar Teron'la Jaina karşı karşıya geliyor ve Shah'ı uyandırma tehdidiyle tekrar karşı karşıya kalıyorlar. Ve Taranzu gelip bunu durduruyor. Birlikte savaşmadığımız sürece Leishen'i yenemeyeceğini söylüyor. Ve o anlık Horde ve Alliance arasındaki savaşı durduran isim oluyor. Daha sonra Leishen'den sonra bizim karşımıza Garrosh gücü çıkıyor. Şimdi yine Garrosh'un gelişi, evet, Mist of Pandaria ile alakalı ama pandalarla alakalı olmadığı için detayına girmeyeceğim. Az önce zaten ufak ufak bahsettik. Garrosh çok güçlü bir warrior. Çok güçlü bir savaşçı. Ve güce susamış bir savaşçı. Yani aç gözlü bir karakter. Bu aç gözlülüğü de bu Pandaria şeyinde karşılık bulmaya başlıyor. Pandaria kıtasında karşılığını buluyor. Ne olarak? Shah olarak. Ve Shah'dan yavaş yavaş haberdar oluyor. Anlıyor musun bebeğim? Anlıyorum. Güce susamış olsa da yine de Manoroth'un kanını içmemiş nadir orklardan. Biz Shah'ın asıl gerçek yüzüyle Garrosh sayesinde tanışıyoruz. Garrosh Yisharaz'ın kalbini çalıyor. O neydi? Vale of Eternal Blossom muydu? Neydi o sarayın adı? Vale of Eternal Blossom. Ha, evet. Mogushan Palace'ın önündeki kuyuya atıyor ve Shah'ı uyandırıyor. Yisharaz'ı uyandırıyor. Ve işte daha sonra zaten kalbine hükmet, yani o kalbe hükmetmeye çalışarak ne derler, Azeroth'ta üstünlüğü kurmaya çalışıyor. Biz de kahramanlar olarak geliyoruz. Hani son veriyoruz hikayesine ama ne derler, savaş suçlarını ödemesi için Taranzu'ya teslim ediyoruz. Hatta orada Taranzu'yla kapışıyor, Taranzu'nun kafasına vuruyor. Aynen.
Öyle atıyor. O ta raid'in başında. He. Benim söylediğim en son hatta Tral gelecek kafasına Doom emri vuracakken Varian durduruyor. Yok, lafını kesmek istemedim. Ha, eyvallah. Seni anlatıyordun da. Ha, orada da Taranzu'ya teslim ediyorlar ya. Hı-hı. Al diyor, bunu sana diyor cevap verecek diyor. Devam ediyor. Evet. Şimdi böyle çok şey girmek istemiyorum ama genel hatlarıyla hikayenin sonu bu arkadaşlar. Pandaria daha sonra zaten pandalar aramıza katılmış oluyor. Ama ben lore anlatımına son vermeyeceğim. Hikayede hatırı sayılır yani ne derler, büyük dokunuşlar yapmış bazı panda karakterler var. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Lei Shen'in yükselişini anlattın mı? Lili. Anlatmadım. Raden'le olan şeyleri. Anlatmadım, anlatabilirsin. Gayet de keyifle dinlerim. Çok da hakim değilim. Yok. Yok. Yok ne yok, anlat. Sana sordum anlattın mı diye. Ya Pandaria ile ilgili birkaç şey daha var konu da. Mesela atıyorum sadece Pandaria adasında pandalar yoktu. Evet, başka ırklar da vardı. Mantik ve Mogular var. Ana ırklardan bahsediyorum. Haha. Yongollar falan da var. Yongol muydu? Şöyle. Yanlışsam düzelt. Yongollar. Bu ara Raden aynen delirmiş bir Titan. İşte o Yaşar Az'da olan savaşta veriyor. Şimdi Fatih Pandaria'nın hikayesine daha hakim. Ben bunları biliyorum ama Pandaria direkt birebir olmadığı için girmeyeyim demiştim. Ama girelim. Çünkü Mist of Pandaria'nın hikaye temelini oluşturan, yani o çıkan expansion'ın hikaye temelini oluşturan bir yapı taşı. Yongolonglara gelecek olursak da Yongolonglar Pandaria kıtası ayrılmadan önceki bir ırktı. Hatta bak Voice yazdı, Tauren benzeri değil, direkt Taurenlerin atası kabul ediliyor. Atası Yongollar 2'ye mi 3'e mi ne evrimleşiyor sonrasında. Kalimdor'a gidenler Tauren oluyorlar. Oranın sert koşullarına falan alışabilmek için orada öyle evrimleşiyorlar yani. Kuzeye gidenler var, hatta Taunkalar mıydı ne diyor geçiyordu. O zaman Taurenler buna akraba mı? Akraba. Akraba değil Pandallarla. Pandalarla değil. Burada Yongol denen bir ırk var. Anlatmıştım zamanında, resminde göstermiştim. Bir evet, ara bir tekrar göstereyim. Yo, hatırlıyorum. Utku'nun anlattığı kısım tamamen şeylerle ilgiliydi. Pandalarla ilgiliydi şu ana kadar olan kısım. Benim söylediğim işte Leyşen'in yükselmesi falan biraz daha Moguların başlangıcıyla alakalı. Leyşen'in yükselişini falan derken onu kastettim. Anlat abi, dinliyorum. Ya şimdi bu Moguların içinde Lei Shen diye bildiğimiz bir tane Mogu var. Diğer Moguların daha böyle önüne geçen, daha böyle atik. Evet zaten şey yani böyle yıldırımlara hükmedebilen bir kral işte. Aynen. Moguların başında bu arkadaş var. Çok böyle işte yönetmeye aç, sürekli yayılmaya aç istekleri, arzuları var. Pandaria kıtasında da hükmettiği süre boyunca sadece işte pandaları esir etmiyor. Oradaki diğer ırkları da esaret altına alıyor. Hı hı. Bunlar işte karşı savaş açamasınlar diye pandaları işte esir ediyorlar. Ellerindeki silahları alıyorlar. Bütün kitaplarını, yazıtlarını falan her şeyini yaktırıyor mesela. Çünkü pandaların içinde böyle çok büyük bir şey var. Işık var yani. Evrensel anlamda. Çok böyle geliştirecek evreni, ileri götürecek zekada mı diyeyim artık, kafa yapısındalar deyip. Hı hı. Zamanla ama pandaların işte bir sürü esaret yaşıyorlar, şeyleri yıkılıyor. Bu Lei Shen Zandalari trolleriyle hani anlattığın kısım vardı ya. Hı hı. Anlaşma yapıyor ama anlaşmada şuraya değinmedin. Aslında Zandalari trolleri Lei Shen'den büyü gücünü öğrenerek işte o zamanki krallarının adını hatırlamıyorum ama işte uzun yaşamı, ölümsüz olmayı, sürekli hükmetmeyi istiyor. Lei Shen de onların yani Zandalari trollerini, ordusunu kullanarak işte daha geniş mekanlara hükmetmeyi istiyor. Aralarında böyle bir aslında nasıl desem ikilik var. O aslında onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. Ama Ulduma gittiklerinde orada düğmeye bir basıyorlar, hepsi GG. Lei Shen'in yükselişi bu kadar da. Raden'e nasıl giriyor konu? Raden mi? Hı hı. Ya Raden zaten kafayı yemiş bir
Titan'dı. Hı hı. Kafayı yemiyor, şeye giriyor. Depresyona giriyor. Kafayı yemişten kastım biraz daha o. Bu şeyin haberi geliyor ya. Hı hı. Titanların öldüğü haberi geliyor ya buna. Evet. Titan ağzına sıçtılar diyorlar. Bu da böyle Allah bunlar gitse biz ne bok yiyeceğiz şimdi diye bir şeye giriyor. Trive'e girmeye başlıyor. Kim o? Ha, Raden, ben bunu bekliyordum. Edraktus söyledi. Abi chat'imi seviyorum. Leishan onu orada hapsedip onun gücünü sömürüyor abi. Delirmişliğinden ve zayıflığından faydalanarak. Benim bildiğim de öyle. Ve silahlarını kullanıyor. Aynen. Pistleri. Yani aa, Titan kötü müsün burada? Kötü değil. Maligos'u ama Maligos'u da bilmezsin sen şimdi. Ya şimdi şöyle, hani bu Titanların kendi arasında şey oluyor ya, bu işte Sargeras gidiyor bir tane Earthsoul'lu olan bir tane işte gezegeni işte ortadan ikiye yarıyor hani. Böyle çok fazla korrupt olduğu için falan. Ondan sonra diğer titanlar da buna kızıyorlar, sen ne yapıyorsun böyle şey mi olur falan diye üstüne yürüyorlar. Bu orada onların hepsini öpüyor. Onları öptükten sonra işte bu farklı bir form halindeyken Azeroth'a, Ha. Raden'e şey yolluyorlar, mesaj yolluyorlar. Diyorlar ki Pantheon Sargeras düştü. bizim anamızı ağlattı. Aynen, Pantheon düştü haberi geliyor. O da ne derler? Hani Anasur. şüpheye düşüyor. Hani ne derler? Çaresizliğe düşüyor ve depresyona giriyor işte. Deathwing gibi yani Anladım, hikayesi. anladım. Ve Maligos gibi biraz da hani şeyi. Bu arada da ekstra not düşelim. Pandora ile ilgili. Monk oynayan arkadaşlarım. Monk'ların silahlarının bir tanesi bir de Fist of the Raven. Fist of Raven. O Evet. adayla oranın bağlantısı. Titan değil, Titan Keeper. Ra yaratıcısının öldüğünü öğrendiğinde psikolojik olarak çöküyor ve Yaşar Ağacın kalbini korusun diye Mogulları bırakıyor. Şimdi ben biraz daha karakterlere girelim ki en önemli karakter olan Emperor Shao Hao'dan bahsettik. Aynen. Okay. Çok da derinlemesine bahsettik ki ömrünü de sonlandırdık. Taranzu'dan bahsettik. Shadow Pan'ın lideri. Pandaria'yı korumakla kendini görevlendirmiş bir lider. Ve tamamen Sha'yı durdurmak üzerine ant içmiş bir panda. Bundan bahsettik. Geriye kalan bu senin gezgin adı verdiğin şey kimdi? Liu Liu Lang denilen bir karakterdir belki. panda var arkadaşlar. Bu panda çok meraklı bir panda. Aslında hani hikayede böyle derinlemesine ya da işte sen işte lore'a çok yön veren, hordu şuraya, Alliance'ı buraya iten bir karakter değil. Ama oyunda şöyle bir yeri var arkadaşlar. Şimdi bir video hazırladım sizler için. Mist of Pandaria'dan önce hani pandaların Azeroth'ta görünümleri diye. Hani biz aslında Azeroth'ta parça parça pandaları gördük ama farkında değildik ya da çok dikkat etmedik gibi bir video hazırladım. Bu videoda şunu görüyorsunuz. Bu Louis Kang, neydi Louis? Louis Louis Lang denilen arkadaşın Azeroth'ta bıraktığı izler var. Bu arkadaş maceraperest, gezgin. Ve Azeroth'un çeşitli yerlerine sürekli her 5 yılda bir keşifler düzenleyerek Azeroth'u keşfediyor ve Azeroth'un tarihçesini yazıyor. Ki Aynen. Azeroth'un tarihçesini kendisi yazmıyor. Şimdi başka bir önemli karakter olan Lawwalker Cho'ya geleceğim. Bu arkadaş da bu tarihçileri derliyor. Ve bu ne derler? Mogushan Palace'ın hani üstünde kütüphane var. Bilir misiniz bilmiyorum. Gidenler biliyordur. Bu kütüphanede aslında hiç gitmeseler de Azeroth'un bütün tarihi yatar. Buna işte bu Louis Lang denilen arkadaş sağlıyor bize. Peki Louis Lang'in başka önemini? Louis Lang bu gezilerini suda yüzen ve hızlı, gayet de hızlı yüzen bir kaplumbağa ile yapıyor arkadaşlar. Ki kaplumbağa pandaların ırksal binekleridir, bilirsiniz. Dragon Turtle dedikleri. Ama bu kaplumbağa sıradan bir kaplumbağa değil. Okay. Aynen hikayeyi anlatıyor. Hatta bu Lawwalker Cho dediğimiz arkadaş birçok geleceği ve yakın geçmişi de bize ne derler? Hani sanrılar, görüler göstererek anlatır. Hatta birçok quest'te bize rehberlik eder. Pandaria'nın geçmişini anlatır. Bize Pandaria adasında ve daha öncesinde ne olduğunu ki az önce izlediğimiz videoları anlatan karakterdir. Yani Lawwalker Cho da çok önemli bir karakterdir.
O anlatıyor şey. Az önce 6 tane video izledik evet, ya. Onu anlatan aslında, o biz görselleşmiş bir anlatı. Okay. O anlatıyı anlatan karakter Law Walker'cu. Şimdi Liu Lang'den devam edeceğim. Ada kadar büyük dedi mesela Maxima. Şöyle arkadaşlar. Büyüyor. Bu kaplumbağa o kadar büyüyor ki. O kadar büyüyor ki. Wandering Isle. Hani Wandering Adası denilen yer oluyor. Ki burası panda açan oynayan arkadaşlar varsa. Pandaların ilk 10 level kastığı adadır. Hatta üzerinde işte bir yara var. Bizim Horde Alliance arasındaki çatışmadan dolayı olmuş. Horde gemisi düşüyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen, saplanıyor. He, Horde gemisi düşüyor. Bu kaplumbağanın üzerinde çok büyük bir yara açıyor. Daha sonra bu yaradan kurtarıyoruz. Ancak bir daha kaplumbağadan iz alamıyoruz. Öldü mü bitti mi? Ben öldü diye biliyorum. Ama kayboluyor. 10 level'in sonunda böyle oranın bitirme questini yaparken... En son o gemi oradan bir kıymık evet, gibi çekiliyor mu ne bir şey oluyor. Evet, kurtarıyoruz oradan ama. Oradan zaten ışınlanıyoruz biz. Evet. Ama yani kanamaya devam ediyordu. Şeyi. Evet. Kabuğu. Louis Lang'in hikayedeki önemi bu. Yani o üzerine binip Kalimdor'u, Eastern Kingdoms'ı, daha doğrusu Azeroth'u nasıl söyleyeyim, keşfettiği kaplumbağa aslında bizim üzerinde level kastığımız ada. Diğer bir önemli karakter Chen. Chen'in olayı ne? Brainmaster. Brainmaster'lık ne? Monk oynayan arkadaşlar detayını biliyor. Ama şöyle. Bira ustası ama bu bira sıradan biramız değil. Yani Brave dediği sıradan Brave değil. Yani sana güç veriyor. Ne derler? Hırs veriyor. Hani içsel bir güven veriyor. Böyle bir şey. Ve Goblinlerin bunun için... kaju kolası gibi. Aynen öyle. Bunun için de özel içerikler lazım. Chen de hani Pandaria'dan ayrılıyor. Hı-hı. Ki Chen'in bira fabrikası şurada. Storm South Bravery'de görüyorsunuz haritada. Aile bira fabrikası. Aile. Aynen aynen. Hatta Lily var ya aşkım. Heroes of the Storm'da oynadığın Lily. Lily evet, o Chen'in nerede? Yeğeni. Aa, onu soruyordum, Lily nerede diye. Bu birayı yapabilmek için Azeroth'a gidip belli böyle kökler, otlar, boklar topluyor. Hani Azeroth'ta biz Warcraft 3'te Chen'i de görmüş oluruz. Chen'in diğer bir önemi de bu ve bu gizli tarifi aileden hani nesilden nesile aktararak ne derler? Hani, aile yani. Aynen, pandaların saklı. Özel bir ne derler, kendilerine ait bir kültürel içkisi şey yapıyor. Önemi bu. Ve bu içkiyi çok enteresan cücelere öğretiyor. Büyük hata. Hayır, gerçekten cücelerin bu kadar mesela şey olmasını da bir yerde buna bağlıyor. Bir tane scriptte. Ne olmasına? Hani güçlü? Resilient, güçlü, dayanıklı daha doğrusu. Dayanıklı. Burada arkadaşlar Illidan Maiev'e karşı duruyor ki yanındaki de Lady Wash bu ara. Şöyle bir durdurayım sizlere. Güzel bir pozisyon alsın Illidan. Burada Illidan'ın bıçaklarındaki panda şeklini görüyorsunuz ki Illidan'ın ne derler? Hani ilk öğreticisi, ilk ustası bir pandaydı. Eda'nın az önce bahsettiği şey bu. Hatta dedim ya, Chen Stormsout gidiyor Azeroth'a o özel birası için, bira tarifi için şeyler ne derler, içerik yani malzeme, ot, kök falan arıyor. İşte o sırada da Rexxar'la karşılaşıyor. Oradan bir görsel. Daha sonra arkadaşlar Chen Azeroth'taki bazı kişilere bu bira tarifini veriyor. Ratchet denilen bu goblinlerin yeri var Crossroads'da. Hı hı. Crossroads diyorum ya, Barents'te. Hı hı. Bu Barents'teki bir ork. Barents'teki bir ork ki Chen tarafından o bira tarifinin verilen arkadaş bu. Orklara da mı veriyor? İşte sadece buna veriyor. Bu da kimseye anlatmıyor zaten. Hani orklar böyle o biranın ustası olmuyor. Bu da Chen'in boş bira şeyi. Fıçısı. Bu klasik de bundan görev alıyoruz. Okay. Biz daha oralara gelemedik. Klasikte diğer bir karşımıza çıkan olay şu. Stormwind'de 3 tane bebe var, çocuk. Bu 3 çocuk şey aralarında şunu konuşuyor. Hani yemin ederim ki bazı insanlar var, pandaları gerçekten görmüş ve pandalar gerçekten var diyor. Diğer bir çocuk da gerçekten mi diye cevap veriyor ona. Bu 3 çocuğun böyle bir hoş sohbeti var. Ve klasik expansion'da yani klasik vanilla'da pandalarla ilgili bir işaretle burada karşılaşıyoruz arkadaşlar. Diğer bir hani ne derler gizlenmiş pandalara dair şeyde bu Swamp of Sorrows'da bir
köprü var arkadaşlar ve o zamanlar tabii belki dikkat etmedik ama daha sonrasında çok hani panda mimarisiyle karşılaştırdığımız zaman çok benzerlikler görüyoruz. Resmen hani bir panda köprüsü görüyoruz burada. Yine Classic Expansion'da görebiliyoruz bunu. Aynen bakın karşılaştırmasını yapabilirim. Yani birebir panda mimarisine benzeyen bir köprü. Bunu şuraya bağlayanlar var arkadaşlar bu köprüyü. Bu köprü bilerek orada bırakıldı. Çünkü daha önce Blizzard bu panda ırkını The Burning Crusade yani Blizzard'ın yani World of Warcraft'ın ikinci expansion'ında Alliance'a bağlı bir ırk olarak getirmeyi planlıyordu. Hmm. Daha sonra vazgeçti. Mist of Pandaria gibi kendi başına tamamen ayrı bir expansion'da hem Horde hem de Alliance olarak işin içine kattılar. Böyle bir köprü. Ha, o yüzden anladım. Şimdi bu bir büyük bir kaplumbağa ölüsü görüyoruz arkadaşlar. Yine daha önce Mist of Pandaria gelmeden önce biz bunu elflere yoruyorduk. Yani daha doğrusu şahsen ben elflerin mimarisi olduğunu yoruyordum. Ama az önce bahsettik ya hani Luyuleng geliyordu kaplumbağasıyla. Evet, evet, evet. Şu bu. O mesela hani o direkt o kaplumbağa değil bu ama hani onun gibi böyle keşiflere çıkmış pandalar olabileceğinin işareti bu. Görüyor musun? Üzerinde pandavari bir yapı var. Ve biz bu büyük devasa kaplumbağaların şeyini pandalarda görüyoruz. İzini. Burası da az önce Luyuleng'in hani bahsettiğimiz o büyük kaplumbağası arkadaşlar. Devasa kaplumbağa ki ada işte üzerinde görevler yapılıyor. Ben bunu merak ettim Pepe. Kaplumbağa olayı ne ya? İşte büyük olayı yok yani büyülü bir kaplumbağa aşırı büyüyor. Luyuleng onunla birlikte keşiflere çıkıyordu. Olayı bu. Olayı bu. Şimdi şu ekranımızı küçülttük. Bunu paketledik. Yani. Evet sorularınızı alayım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım özetle bu kadar pandalara dair. Aslında her şeyi anlattığımı gururla söyleyebilirim. Şöyle de arkama yaslanırım.